Yandex Haber Şef Editörü Neslihan Köroğlu'na dönüyoruz. Neslihan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydınlar Perihan, iyi yayınlar. Neslihan teşekkür ediyorum. Zam üstüne zam geliyor. Yeni yıla zamlarla başladık. Asgari ücret artışı, motorine zam, akaryakıt zamları. Tabii burada Ocak ayı enflasyon beklentisini yukarı çekti ama piyasa ne bekliyor? Enflasyon anketi de sonuçlandı sanıyorum. Ocak ayında hatta bazı analistler çift taneyi bile konuşmaya başladı. Piyasanın genel beklentisi nedir peki Ocak ayına ilişkin enflasyonda? Evet, anketimizin sonucunda Ocak ayında TÜFE'nin aylık %6.62'lik bir artış kaydetmesinin beklendiğini gözledik. Bu da yıllık bazda %64.76'lık bir artışa işaret ediyor. Ekonomistler senin de söylediğin gibi asgari ücret artışı ile birlikte yönetilen fiyat ve otomatik vergi ayarlamalarının Ocak ayında enflasyon eğilimini yeniden yükseltmesine yol açacağını ifade ediyorlar. Seçim sonrası fiyat ayarlamaları ve geçen yılki düşük baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun ilk yarıda da yükselişini sürdürebileceği de ifade ediliyor. Bunu da not edelim. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete 22 ekonomist katılım sağladı. TÜFE'de aylık bazda en yüksek beklentinin %8.90 olduğunu gözledik. En düşük beklenti de %5.50 olarak gerçekleşti. Yıllık tahminlerde ise bu aralık %65.07 ve %67.64 bandında oluştu. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de sorduk ekonomistlere. Burada da tahminlerin %43.60 olarak gerçekleştiğini gözledik. Geçtiğimiz ayda düzenlediğimiz Forex Haber anketinde %42.15 seviyesinde oluşmuştu yıl sonu tahmini. Ufak bir miktar artış olduğunu gözledik yıl sonuna ilişkin tahminlerde. Dolar TL anketine gelecek olursak burada da 9 ekonomistin katılım sağladığını söyleyebiliriz anketimize. Yıl sonu için beklenti 40.35 civarında bir seviyeye işaret etti. Geçen ayki ankette medyan tahmin 40.22 olmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. En yüksek ve en düşük tahminler bu ayki ankette yıl sonu için 42.50 ve 38 olarak gerçekleşti Forex Haber anketinde Perihan. Peki Neslihan, diğer taraftan şimdi bilanço dönemi de başladı. Garanti Bankası'nın bilançosunu aldık. Ama genel olarak bilanço anketine baktığımızda piyasanın genel beklentisi nedir? Aracı kurum beklentileri bankacılık sektöründe hem çeyreksel hem de yıllık bazda hafif bir düşüş yaşanacağı yönünde oluştu anketimizde. Forex Haber olarak düzenlediğimiz bilanço anketine 16 aracı kurum katılım sağladı. Bankaların toplam net karında yıllık bazda %13.5 düşüş yaşanması bekleniyor. Çeyreksel bazda ise %18.90'lık bir gerileme görülmesi bekleniyor. Ankette yer alan sigortacılık sektörünün net dönem karına yönelik yıllık tahminde de yıllık bazdaki fark %124 oranında artışa işaret etti. Ancak çeyreksel bazda %19.20'lik düşüş işaret etti toplam sigortacılık sektörü. Biliyorsun enflasyon muhasebesi uygulamasından dolayı bizde kote şirketlerin büyük çoğunluğu da yürürlüğe girecek enflasyon muhasebesi uygulaması. Çoğu aracı kurumda anketimize bu uygulama kapsamına girmeyen finans sektörü ve yabancı para cinsinden raporlama yapan şirketler için tahminlerini paylaştı. Önümüzdeki günlerde de bu tahminleri alıp bu sektörler için tahminleri alıp anketimizi paylaşacağız. Peki biz şimdi biraz daha sektörler üzerine konuşacağız ama aracı kurumların model portföy verilerinde neler var Neslihan? Evet, biz Forex Haber olarak 27 aracı kurumun model portföyünü ve öneri listesini derledik. Bir veri olarak kaydettik. En beğenilen şirketler Turkcell, BİM, Türk Hava Yolları, Migros, Yapı Kredi Bankası, Mavi Giyim, Akbank, Sabancı Holding, TAV, Coca-Cola İçecek, Kardemir'de ve Tüpraş olarak göze çarpıyor. Turkcell ve BİM 2023 sonunda model portföylerde en çok yer alan hisse senetleri listesinde ilk iki sırada yer almışlardı. Turkcell Forex Haber'in takip ettiği 27 model portföyün 17'sinde kendisine yer bulmuş görünüyor. BİM'de 14, Türk Hava Yolları 14, Migros 12, Yapı Kredi Bankası 12, Mavi Giyim 10, Akbank 9 model portföyünde yer almış. Sabancı Holding'in 9, TAV'ın 9, Coca-Cola İçeceğin 8, Kardemir'in ve Tüpraş'ın da yine 8 model portföyünde yer aldığını söyleyebiliriz.
Bu 12 hisse içinde model portföylerde verilen hedef fiyatlara göre en yüksek getiri vaat eden %51.85 ile Kardemir D oldu. Onu %40.57 ile TAV Havalimanları'nın takip ettiğini gözledik. %40.48 ile Sabancı Holding ve %37.12 ile de Türk Hava Yolları ve Tüpraş bu listeyi takip etti Perihan. Peki bu akşam FED var ve FED'i izleyeceğiz tabii ki. Cuma'da tarımcı istihdam rakamlarını alacağız ama takvimimizde başka neler var Neslihan, senden dinleyelim. Evet, senin de söylediğin gibi bugün FED faiz kararı ve ardından Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak gözler. Yarın yurt içinde İTO İstanbul enflasyonu var. O veriyi de takip edeceğiz. Ana veri açısından gösterge niteliği taşıyor. Merkez Bankası para politikası toplantı özetini alacağız yarın. Yurt dışında da İngiltere'den gelecek faiz kararı var. Cuma günü de Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve fabrika siparişleri verilerini izleyeceğiz. Forex Haber'den aktaracaklarımız bu kadar. Size iyi yayınlar.